Zerrin Özer, biliyorsun haftayı kapatırken köpeğinin ölüm haberini verdik ve sen de çok etkilendin. Tabii herkes ister istemez yerine koyuyor. Şimdi Zerrin Özer'den başka bir kötü haber geldi. Hastaneye kaldırıldı. Hatta intihara teşebbüs ettiği iddiaları var. İzleyelim, konuşalım. Geçtiğimiz cumartesi apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in intihar ettiği iddia edildi. Tedavi altına alınan Özer'in menajeri Haluk Şentürk iddialara cevap verdi. Hastane önünde Özer'in son durumu hakkında bilgi almak isteyen muhabirlere güvenlik görevlileri saldırdı. Çek elini, elini çek elini. Ortalık fena karıştı. Abi gazeteciyim ben, çeksene elini ya. Tamam abi, çek elini. Cumartesi akşamı hastaneye kaldırıldığın duyurulmasının ardından gözler Zerrin Özer'e çevrildi. Geçtiğimiz hafta köpeği hurmanın ölümünü duygusal bir paylaşımla duyuran ve hassas bir yapıya sahip olduğu bilinen Özer'in üzücü olayın ardından hastaneye kaldırılması söylentileri de beraberinde getirdi. Özer hastanede tedavi altına alınırken köpeğin ölümü sonrası sinir krizi geçirip intihar girişiminde bulunduğu iddiaları kulaktan kulağa yayıldı. Zerrin Özer intihar mı etti? Haberlerin ardından muhabirler Özer'in son durumu hakkında bilgi almak için kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eftar Hastanesi'nin önüne gitti. İşlerini yapmak isteyen muhabir arkadaşlarımıza güvenlik görevlileri saldırdı. Güvenlik görevlileri ve muhabirler arasındaki olaylar polisin araya girmesiyle ancak yatıştırılabildi. Abi bir dakika, ben sana sen çıkıyorsun ya. Abi yetişim, polis yetişim. Yetişim, polis var. Abi yetişim, yetişim. Bana var mı? Polis var. Tatsız olayın ve çirkin saldırının akabinde Özer'in menajeri Haluk Şentürk intihar iddialarına son noktayı koydu. Yaptığı açıklamada Zerrin Hanım'ın sağlık durumu gayet iyi. Zerrin Özer hakkında çıkan intihar haberleri tamamen asılsızdır diyerek yüreklere su serpti. Şentürk Özer'in hem fiziksel hem de ruhen zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek şöyle devam etti. Zerrin Hanım TRT Müzik'te program yapıyor ve 15 bölüm üst üste çekim yapıldı. Bu yüzden bünyesi yorgun düştü. Geçtiğimiz günlerde köpeğinin ölümüyle psikolojik olarak çökmüştü. Üst üste yapılan çekimler fiziken Zerrin Hanım'ı yordu. El ayak titremesiyle hastaneye kendi rızasıyla gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Zerrin Hanım'a serum verildi. Mide yıkaması ve intihar söz konusu değil. Şentürk açıklamasını böyle sonlandırırken ünlü şarkıcının ne zaman taburcu olacağını ise söylemedi. Abi bir dakika, ben sana sen çıkıyorsun ya. Abi yetişim, polis yetişim. Yetişim, polis var. Abi ben yetişim, ben gidiyorum. Bana var mı? Polis var. Çok geçmiş olsun öncelikle tabii Zerrin Özer'e. Zerrin Özer köpeği öldükten sonra böyle karşımıza çıkınca herkesin iddiası acaba intihar mı ettiydi? Burada bu görüntüde özel bir görüntü bu arada bize ait, onu da söyleyelim. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. İntihar yalanlandı ama. Yani intihar etmiş olmasa da, etmiş olsa da. Bazen akrabamız vardır, annemiz vardır, babamız vardır, kardeşimiz vardır. Bunu çok sağlıklı ilişkileri olanlar çok anlayamazlar. Ama bazen o bütün kayıplarını bir hayvana yüklersin. O senin çocuğun olur. O senin hayat arkadaşın olur. O senin her şeyin olur. O senin yaşama sevincin olur. O varsa umursamazsın. Yani bazen öyle bir hale gelirsin ki hiçbir şey olmasın da onlar yanımda olsun olur. Zerrin abla bunları yükledi hep o köpeklerine, anladın mı? Ve eve gittiğimiz zaman mesela onların bizi bekliyor olmuş olması kendimizi güvende hissettiriyor, iyi hissettiriyor. Zerrin abla da çok düşkündü köpeklerine. Yani bazen akraba yalan oluyor, bazen en yakınlar yalan oluyor. En kötü anında hep onlar oluyor ya yanında. Yani onlara o yüzden bu kadar çok büyük anlam yüklüyorsun. Sizin üzüntünüzü yani hissediyorlar. Siz ağlayınca sizin yanınızdan ayrılmıyorlar. Evet, böyle bir gerçek var. Şimdi fakat şöyle bir şey oluyor. Zerrin Özer'in bu dedikodularından sonra hemen yani Şişli Etfal'de, burası bir devlet hastanesi, ismini söylüyoruz. Şişli Etfal'de bu görüntüler gerçekleşince herkes diyor ki maddi açıdan da mı sıkıntı yaşıyor? Niye özel bir hastaneye gidilmedi? Fakat
Bildiğimiz kadarıyla şöyle bir durum varmış. Yapımcımızın da uyarısıyla söyleyeyim. Vaka sayılabilecek olaylar, yani polisin işin içine girdiği şüpheli ya da herhangi bir olay mutlaka ambulans arandığında Şişli Etvale götürülüyor. Ha, yani bir vaka olduğu zaman özel evet. Değil devlet hastanesine devlet hastanesine yani intihar olma şeysi var, evet. İhtimali var. Gidiyor. Yani orada da tabii şüphe intihar olunca bu tabii vakadır. Burada da bir incelenmesi gereken bir durum vardır. Galiba o yüzden gidiyor. Onu söyleyelim ya arkadaşlar, izleyicilere. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın çok çekti ya. Evet çok çekti ya. Yani çok hakikaten çekti, seçtiği adamlardan dolayı çok çekti. Dünyanın en pamuk kalpli kadını. Yani ben size anlamazsınız belki, insan köpek için intihar eder mi dersiniz ama hayatınızda tutunacak tek dalınızsa onlar. Tek onlar kırmadıysa, tek onlara artık onlar size kötülük yapmadıysa bu sefer her şeyinizle onlara bağlanıyorsunuz. Ben o kadar iyi anlıyorum ki. Yani böyle bir şey yaptıysa da dahi anlıyorum, biliyor musunuz? Tabii ki Allah kızar, tabii ki. Böyle bir şey kimseye tasvip etmiyorum. Tabii ki böyle Allah bir şey olmamalı ama. Allah kızar seni yerim ya. Yani Allah kızar mı? Seni kızar yerim ha. Ya. Acı biber de sürer mi? Ya yiyeceğim ne kadar yani, tatlısın. Ne bileyim yani kızar sonuçta. O yüzden de hani ben de yani diyorum ki mesela Allah'ım benden sonra bu köpeklere kim bakacak diyorum. Hep söylediğin tek şey. Tek derdim bu, biliyor biliyorum, musun? Yoksa biliyorum. Ölmekten de korkmuyorum ama Allah diyorum ki kim bakar sen... buna, bunlar diyorum kim bunlara sahip çıkar? Diyorum ki işte Mustafa bugün var, yarın belki kız arkadaşı olur. O belki istemez. Yani neler sana düşünüyorum anlatamam. Ben diyorum bana bir şey olursa diyorum şimdi bu evden bu köpekleri nasıl çıkartacaklar? Bunlar nereye gidecek? Yani bin bir tane dert ve... Çok yani o kadar anlıyorum ki. Çünkü benim de hayattaki şu anda benim için en önemli şey onlar. En önemli. Şimdi bana hastaneye yatacaksın 4 gün diyorlar. Ben diyorum ki aman köpekler siz 4 gün nasıl kalacağım? Yani diyorum ki sabah gelsem diyorum mesela serum almam gerekiyor her gün biliyorsun. Diyorum ki gece kalmanız gerekiyor diyorlar. Yok diyorum ben gece 12'ye 1'e kadar alayım serumumu gece eve döneyim diyorum. Yani bu başka bir bağlılık. Ya evlatla aynı şey. O yüzden de şimdi Zerrin üzerinde artık bu kadar çok üstüne gitmeyin bence arkadaşlar. Yani herkes anlayamaz bunu. Ama inanın bana yani tutunacak onlardan başka dalınız kalmadıysa ve onları kendinize aile yaptıysanız onları kaybetmekten çok korkuyorsunuz ve onun şimdi tamamen bütün kolları, bacakları, her şeyi kesildi gitti yani. O yüzden biraz anlamak lazım yani, öyle de olsa böyle de olsa anlamak lazım. Menajerinden yani. Bir açıklama geldi. Seren birazcık daha hani dişe dokunur bir açıklama intihardan ziyade. Zerrin Hanım'ın sağlık durumu gayet iyi. Zerrin Özer hakkında çıkan intihar haberleri tamamen asılsızdır diyor menajeri Haluk Şentürk. Ya Haluk her zaman her şey gibi. Ya canım ya. Haluk. Allah seni gibi menajer versin herkese, ne diyeyim yani. Ama ne yapsın, bütün kaç tane sanatçısı var, hepsine yetişmeye çalışıyor çocuklar. Onu da takdir ediyorum. Bak, vallahi doğru söylüyorsun. Yani menajer aynı zamanda ayıp da örten, kusur da örten. Bak, yani bu konuda Haluk'un üstüne yok ya. Durumu da idare eder ama öyle olmak zorunda, yapılacak başka bir şey yok. Ama arkadaşlar yine söylüyorum yani empati yapıyorum. Mesela Noyno'ya veyahut da Toku'ya bir şey olsa... Herhalde diyorum ki mesela dün dedim Bircan'a yani program falan gelemem. Bitiririm yani hayatım. Çünkü bak bu gitgide niye daha fazla kronik hale geliyor biliyor musunuz? Kayıplarınızı onlara bağlıyorsunuz. Çocuğunuzu o yapıyorsunuz. Aileniz o oluyor. Her şeyiniz o oluyor. Birdenbire gittiğini ve sizlerin var mesela bir sürü aile fertleriniz. Olmayanlar için daha kötü bu durum. O yüzden Zerrin Özer'i anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. Diyor ki TRT Müzik'te 15 bölüm biz üst üste çektik biliyorsunuz, orada program yapıyor diyor. Bu yüzden de bünyesi yorgun düştü. Bir de böyle bir kayıp yaşayınca hiç kaldıramamış olabilir. Hemen ki, bir tane küçük bir köpek ona en azından şu anda birazcık... Hani, i̇yi gelir mi? İyi gelir. Yani ben bir de korkuyorum bu kadar köpek kaybından sonra bir daha bir başka köpeğe bağlanma fikrine de korkarım ya. Öyle olmuyor ama. Çünkü köpek seven ve hayvan seven her zaman onlarla ama yaşamak istiyor. Ama yerini tutmaz. Tutmayacaktır ama onu da sevecektir. Onu da sevecektir. Hı-hı. Diyor ki kendi rızasıyla el ayak titremesi sonucu kendi rızasıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucu serum verildi. Mide yıkaması ya da intihar söz konusu değil diyor. Geçmiş olsun. Bu arada şu güvenliğin, hastanenin önündeki güvenliğin de magazin muhabirlerine saldırmasını tabii ki kınıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi açalım bir sesi. Oh. Arkadaşlar, lütfen.
Çek elini. Çek. Çekecek. Gaz geçin. Çek. Çek. Çek elini. Çek lan. Sarı. Tamam, sakin ol oğlum. Müdürüm, bak devam ederken video çekiyorsun. Daha yeni gidiyorum kayda, bak devam ederlerse video alırım. Tamam. Yapma. Abi aynı erkek üstüne. Tamam yok. Tamam, yalnız o akşam sosyal medyada bir site var arkadaşlar. Bu site tamamen uydurmasyon ve bence yani 2-3 tane ahlaksızın açtığı bir site. Bunu acilen mahkemeye verip bunu kapattırmak lazım. Çünkü her sanatçı için öldü diye haber yapıyor. Sırf tıklanmak için. Bunun da arkalarında kimler olduğunu ben tahmin ediyorum, hangi sitenin olduğunu. Çünkü ilk önce bu sitede haber yaptırıp sonra kendi sitesine alıyorlar. Bunlar da çok üçkağıtçı bir grup. Zaten bittiler gittiler artık da. İnanmayın çünkü o gün Zerrin Özer intihar etti ve öldü diye haber yaptılar. Öyle yapınca bütün tabii ki basın, herkes hastaneye hücum etti. Yani aslında buradaki kargaşa sadece Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı mı diye değil, öldü haberi yapıldı maalesef yani. Evet, insanlar da gittiler oraya tabii haberleri çekmeye ama bu yapılan... Gittim. Bu çok büyük bir ayıp. Bu olmaz. Bu çok büyük bir ayıp. Bu çok terbiyesiz bir şey. Orada herkes emeğinin peşinde, ekmeğinin peşinde. Aynı zamanda görüntü almak onların da görevi bu. Yani bu çok ahlaksızca. Bunlarla ne oluyor ya bu kadar? Böyle ittiremezsiniz arkadaşlar. Hiç kimse kimseye böyle bir temasta bulunamaz. İttiremezsiniz. İçeri almayabilirsiniz. Ama ittiremezsiniz, itiş kapış yapamazsınız. Temasını, yapamazsınız. Ne oluyorsun yani. Ya bir de hastane çalışanısın. Covid var. Sen ne kadar nasıl böyle kolay kolay temas maskeler edebiliyorsun? Maskeler falan da çıkmış. Maskeler canım. De çıkmış. Maskeler de yok zaten. Yani. Onlar bir kere emekçi, gece çalışıyorlar. Bu işin bir vardiyası var arkadaşlar. Çünkü haber atlamamak lazım. 8 saat biri çalışıyor. Böylelikle o 8 saat gece çalışanlara denk geliyor. Ve siz gece çalışanlarını ne demek bu saatte ne yapıyorsunuz? Bağırıyor, çağırıyor. Onun görevi. Senin görevin gibi. Senin görevin bu arada öyle temas edip ittemezsin onları. Bunlar hepsi şey, kraldan çok kralcı oldular ya. Çekecek tabii Zerrin Özer hastanede. Allah Allah. Allah tabii şifa ayrıca versin. Üçüncü sayfa haberlerine de biliyorsunuz bu tip haberler çıkıyor yani, çekiliyor. Yani hastanenin içerisine almamak okey olabilir ama bunu ne şekilde almamak çok önemli. Ne şekilde davranmak yani, iteklemek, vurmak, saçını çekmek, ceketini çekmek falan, bunları yapamazsınız yani. Evet, evet. Şimdi